Evet sayın seyirciler, bir kez daha Profesör Doktor Haydar Baş hocamla beraberiz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey Irak'ta Necef'te bir takım temaslarda bulundu ve ziyaretler gerçekleştirdi. Biz de hem Türkiye'deki gündemi hem de dünya gündemini kendisine sormak üzere kendisinin konuğu olarak burada bulunuyoruz. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyorum ben. Hoş bulduk efendim. Efendim siz Irak Necef'e gittiniz. Orada bir takım temaslarda bulundunuz ve aynı zamanda İmam Ali Efendimizin de kabrini ziyaret ettiniz. Bu konuya biraz değinecek olursak nasıl değerlendiriyorsunuz bu ziyareti? Efendim, bendeniz İslam dünyasına müteaddit defalar seyahat etmeme rağmen maalesef Necef'e gidip İmam Ali Efendimiz'i ziyaret etmemiştim. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Necef'e gidip ziyaret etmemizin uygun olacağını, oradaki ülema sınıfıyla görüşmemizin faydalı olacağını izah ettiler. Ben de bu görüşe katıldım. Bunun üzerine işte kıymetli hocalarımız Sayın Ünal Emiroğlu, Ömer Saracoğlu, Profesör Doktor Ata Selçuk hocamız, Mehmet Emin Koç, Ahmet Eriman, Ahmet Kepekçi, Selim Kotil, valla çok büyük bir kadroyla hemen hemen bütün arkadaşlarla ve o dünyaya gittik. Efendim, önce o manevi hazzı ifade etmeden evvel 30 yıldan beri harabe haline dönmüş bir virane şehir gördük. Ta efendim ismini unutuyorum, Irak'ın idam edilmiş Saddam döneminden bu tarafa 1987 yılında bir defa da umremiz olmuştu karayoluyla. O zaman Kerbela'yı ziyaret etmiştik ama Necef'e gidememiştik. Bu sefer de Necef'e gittik. O günden bu tarafa ülke devamlı kavga, gürültü, anarşi, savaş, hakikaten huzur filan yok. Öyle bir durum. Ancak Necef ili hepsinden daha farklı. Orası kurtarılmış bölge sadedinde ama orada da şehircilik diye hiçbir şey yok. Orası da harabat halinde. Görüntüsü bu. Irak'ın en meşhur ailelerinden ve bilhassa Necef'te İmam Ali Efendimiz'in soyundan olan El Hekim ailesi bizi karşıladı ve ağırladı. Zaten onların orada medreseleri var. Rivayete göre 70 bin öksüz çocuğu bakıyorlar. O medreselerde birçok insanı okutuyorlar. Yani ciddi bir ilim kadrosu, aynı zamanda bu sosyal hizmetleri gerçekleştiren bir kadro. Irak genelinde de saygınlığı olan bir aile. Ve El Hekim'in en yaşlısı orada Ayetullah hükmünde bir şahıs. Onun bir saati aşkın bir sohbetini dinledik. Peygamber sülalesinden olması, İmam Ali Efendimiz'i tanıması da ayrı bir özelliği. O sohbette Hazreti Ali'nin olaylar karşısında, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in olaylar karşısındaki tavrını o kadar mükemmel bir şekilde izah etti ki bugüne kadar dinlediğim zühd ve takva konusunu canlı bir şekilde bu kadar iyi anlatan insan görmedim. Zaten bir piri fani 90 küsür yaşlarında, sesini duyamıyoruz. Bizim tercüman olan arkadaşımız hakikaten çok kabiliyetli, çok istidatlı. Cevat Bey'i tanıyorsunuz. Onunla da iyi bir hukuku var. Cevat Bey'i de seviyor. Onun ifadelerini biz net anladığımız için Ayetullah El Hekim'i tanıma fırsatını bulduk. İlk defa da bendeniz bir Ayetullah canlı olarak gördüm.
gerçekten ahlak hamide sahibi, olgun kişilikli bir insan. Zaten çocukları devamlı Türkiye'ye gelip gidiyor. Bizim programlarımıza katılıyordu. Bir aşinalığımız vardı ki bu da orada çok daha ileri noktalara gitti. Bizi aldılar, işte gerekli yerlere getirdiler. İmam Ali Efendimiz'in mescidini ve de kabri saadetlerini ziyaret ettirdiler. Tabii orası alem, bir başka alem. Mekke'de, Medine'de olan yasakların vesileye sarılmaya karşı tepkinin burada hiçbir eseri yok. Gidiyorsunuz kabre, istediğiniz gibi yüzünüzü sürüyorsunuz, elinizde tutuyorsunuz, dua ediyorsunuz. Size karışan yok, eden yok. Dedim ya, buradaki demokrasi keşke Mekke'de de olsa, Medine'de de olsa. Yani mükemmel bir hava. Hemen hemen bütün arkadaşların da memnuniyeti bu noktada herkesten ishar edildi. Çok da feyizli, çok mübarek bir ziyaret oldu. Allah kabul etsin. İmam Ali hayatta bizi karşılar gibi bir manevi havanın içinde olduk. Bunu ben değil, arkadaşlarım bana söyledi. Ben de onların dediklerine şahit olarak burada aktarıyorum. Allah kabul etsin. Ziyaretimiz güzel oldu. Bunun dışında efendim Irak'ta tabii yapacağımız bir faaliyet olmadığı için akşamleyin bir toplantı bize rica ettiler. Toplantıda 150 veya 200 kişilik bir misafir kitlesi vardı. Bunlar genelde üniversitenin hocaları, rektörü, dekanı seviyesinde insanlar, medresede ders ağımlık yapanlar, yani müderrisler, orada bir ilim heyeti vardı. Bizden de bir konuşma rica ettiler. Ben de ne konuşayım dedim ya, hazırlıklı değilim. Zorla bizi şeye çıkardılar, kürsüye çıkardılar. Dedim biz hocayız, başladık mı da bitmez. Tatlı da bir sohbet oldu. Tabii orada bazı konuları istişare ettik. Ama ben şunu gördüm. Ya, Vatikan'ın Necef'e dahi el attığını, orayı kuşatmak üzere olduğunu hissettim. Tabii bu konuda ilgili arkadaşlarımızı ayıktırdık. Bilhassa üniversitede öğretim üyeleri olan arkadaşlarımızı ayıktırdık. Sakın ha, dikkat edin. Sayın Başbakanımızı biz zamanında ayıktıramamıştık. Dedik, bizi dinlemedi. Eşbanlık başkanlıkla iftar ediyordu. En sonunda paralel devlet diye şikayete başladı. Ya kardeşim, bunları buraya getiren sensin. Şikayet eden de yine sensin. Yani eğer bu cinayetse evvela bunu sen işledin. Yani böyle bir hal dedim burada olmasın. Olmaması için de efendim ciddi tedbirlerin alınması gerekir tarzındaki düşüncemle ilgili arkadaşlarımızı orada ayıktırmaya çalıştık. Zaten öyle bir şeyin, öyle bir anlayış var orada ki, bilhassa Ayetullah ailesinde, bizim İslam tarihinde okuduğumuz zühd ve takva ile yaşanacak, kim ne derse desin, hiç ilgilenilmeyecek, hiç meşru müdafaa da yok. Dedi ya, burasını kan gölüne çevirirler, böyle şey olur mu filan. Ama hakikaten olması gereken şey de bu. Yani İslam öyle bir toplum hayatına insanları kavuşturmak istiyor ve böyle bir toplumu anlatıyor. Konuşan değil, kendinden emin olunan, elinden ve dilinden insanların emin olduğu, herkesin fayda gördüğü bir Müslüman modelini Ayetullah Hekimi çok mükemmel misallerle, Hazreti Hüseyin'in hayatından, İmam Ali Efendimiz'in hayatından, Hazreti Hasan'ın hayatından, kısaca imamların hayatından ortaya koydular. Biz de onu farklı bir modelle anlatmaya çalıştık. Ve bu arada bu duyguyu da hissedince dedik ya, bak böyle gidiyorsunuz ama başınıza ciddi çora verirler. O da çok iyi oldu. İlgili arkadaşlar bu konuda
biz üniversitede bir oturum yapalım, sizleri bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlarımızı da davet edelim, bizi aydınlatın dediler. Biz de hay hay dedik. Gerekirse ileride inşallah oraya gideceğiz. Ve geldik, şimdi sizinle beraberiz. Olay bundan ibaret. Hocam çok teşekkürler. Sorular birbirini gerçekten kovalıyor. Çünkü bir günde bile Türkiye'nin gündemine sığmayacak derecede gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Irak'a gittiniz, Irak'taki havayı kokladınız. Türkiye son zamanlarda Irak'la çok gergin ilişkilere sahip ve Irak'ı küstürdü. Maliki yönetimiyle ters düştü ve Kuzey Irak yönetimine kapıları açarak Irak yönetimine kapıları bir nebze kapattı diyebiliriz, deyim yerindeyse. Bu bir petrol anlaşmazlığı olsun, yapılan ve uygulanan politikalar olsun, Kuzey Irak'a yapılan yatırımlar neticesinde Kuzey Irak'takilerin buraya davet edilişi olsun, merkezi hükümet Türkiye'ye net bir şekilde tavrını koyarak tüm şirketlerin kontratlarını iptal edebiliriz, maslahat güzarınızı çağırdık, uyardık dedi ve bir takım uyarılarda da bulunmaya devam etti. Türkiye'yi petrol korsanlığıyla suçladı. Irak'la ilişkilerimiz nasıl olmalıydı? Şimdi bu noktaya gelmenin bana göre gerekçeleri sıfır. Yani tamamen duygusal ve de düşünmeden bir devlet politikasına yakışmayacak tarzda Irak devletine biz politika uyguladık. Adam diyor ki ben Barzani'yi kabul etmiyorum. Sen ortada resmi dünyanın kabul ettiği bir devlet var. Onun seninle yaptığı anlaşmaları hasır ardı ediyorsun. Ona karşı bir rakip üretiyorsun. Barzani denilen şahsa ticaret yapıyorsun. Es geçiyorsun. Bu adam seni kabul eder mi? Bu mümkün mü yani? Sen paralel devlet diye kendi ortağını reddettin, o seni reddetmeyecek. Böyle hastalık olabilir mi? Kısaca hükümetin siyaseti zaten komşu devletlerle olan hukuku hiçbir zaman iyi gitmedi. Ben Atatürk'ün hilafet politikasını okuyup öğrendikten sonra bize oynanan bir oyunun hükümet kanalıyla yapıldığını hissediyorum. Nasıl? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk İslam dünyasındaki devletleri bir araya getirerek bir meşvere heyeti, bir şura heyeti oluşturacak ve bunların arasından da gerekirse bir halife seçilecekti. Mustafa Kemal Paşa'nın anlattığı bu. Bize senelerce hilafeti kaldırdı, yok etti. Bir de baktık altından Mustafa Kemal'in hilafet çıktı. Bizzat ben okudum. Ve hatırlarsanız bir televizyon programında da bunu gündem ettim. Şimdi tabii Atatürk'ün ne olduğunu, Türk devletinin ve milletinin ne olduğunu bizden daha iyi ecnebi devletler biliyor. Bilhassa İngiltere ve Amerika bu konuda ihtisas sahibi. Endişeleri bana göre eğer Türk devleti etrafında bir İslam devleti birliği oluşursa bir anda bunlar hilafete geçebilirlerdir. İşte bizim siyasetimize sakın bu devletlerle iyi geçinmeyeceksiniz gibi bir hissiyatla onların bu duygusunu hayata geçirdiler. Şimdi bak, Suriye ile aramız kötü. Irak'la aramız kötü. Libya ile zaten çok iyi bitirdik. Kötü. Lübnan'la kötü. Ürdün'le kötü. Hangi devletle aramız? Suud'la kötü. Mısır'la kötü. Şimdi böyle bir devletin İslam devletleriyle birlik yaparak böyle bir niyeti olsa hilafeti hayata geçirme imkanı olabilir mi? Kısaca bu tezi unutturmak için biz de deme tam zamanında bunu ortaya koyduk. Bu politika uygulanıyor, hükümet de bu oyuna geliyor diye düşünüyorum. Peki Sayın Hocam, komşularımızdan söz açmışken Türkiye Müslüman dünyasına namlı doğrultan bir ülke olarak en baştaki sırayı aldı ecnebi devletler sıralamasında. Bir Müslüman ülke ilk defa bu oyuna gelerek namlı doğrulttu diğer ülkelere. Şimdi Türkiye'nin prestiji sarsıldığı gibi son zamanlarda Türk siyasetinin de başı belada, kırmızı çizgilerle oynuyor. En son MİT'e bağlı olduğu iddia edilen 3 tane tırın içinde insani yardım diye ifade edilerek içinden silahlar çıktı. Şimdi bu noktada ben size sormak istiyorum. Sizin ülkenize
Suriye'den yine böyle içinde insani yardım diye birçok silah gelse ve burada yüz binlerce cana mal olsa, tecavüze mal olsa ve bu noktada denilse ki bunlar insani yardım denilerek gizlense, sizin fikriniz, sizin görüşünüz ne olurdu? Vallahi bu bir oyundur derdim. Kesinlikle bu beyanlara inanmazdım. Zaten Suriye'de Türk devleti yetkililerinin yaptığı açıklamaların hiçbirini kabul etmiyor. Üstelik biz Irak'a giderken, Necef'e giderken basında işte Esad'ın birçok insanı öldürdüğünü resimler koymuşlar. Gazetelerde bu Cenevre 2'ye etki edebilmek için. Ya bırakın bu yalanları. Biz bu işin içindeyiz. Ben çok iyi bir araştırmacıyım. Çok iyi bir araştırmacı ekibim var. Ta geçmişteki belki de Saddam dönemindeki resimleri almış getirmiş koymuşlar. Veya o aynen hayır bir de Özgür Suriye ordusunun yaptığı işkenceler, olaylar var. Bunlar olabilir. Bunu sen kalkıp dünya kamuoyunun önünde bilerek yalan yani iftira ediyorsun. Böyle şey olabilir mi ya? Bu devlet ciddiyetine yakışır mı? Biz Irak'ın olaylar başladığı zaman Suriye'nin affedersiniz her gün oradan bilhassa üniversite hocalarımızdan tanıdığımız arkadaşlarımız var rapor alıyorduk. Bu adamların birkaç tanesi de Türk. Bunlardan her gün. Böyle bir şeyden bahseden yok. Bir anda geldi bir de baktık Saddam bir sürü insan öldürmüş. Cesetleri bir yere doldurmuş. Esad için aynı şeyi söylüyorum. Aynı onu diyorum. Esad'ı yapmış gibi buhtanlarla beraber. Bunu kimi kandırabilirsin sen ya? Suriye'ye efendime söyleyeyim tırlarla beraber mermi silah gönderen sensin. Bu tırları aratmayan yine sensin. Vay nasıl arayabilirler deyip hesabı soran da yine sensin. Eğer bu insani yardımsa kardeşim bunun içinde ne olup olmadığını vatandaşların bilme hakkı yok mu? Niye bunu açıklamıyorsun? İçinde olanlar tespit ediliyor. Bakıyoruz mermiler, silahlar. Kısaca Türk siyaseti Esad'a karşı samimi değil. Ama Cenevre 2'ye bu oyunlar etki etmez. Bunlar bilakis Türkiye'nin bir oyun içinde olduğunun ispatı olarak iddia edilirse biz bunun altından kalkamayız. Dünya kamuoyu var. Dünyada bu olayları takip eden gerçekten ajan faaliyetleri var. Rusya bu konuda dünyada tektir. Birinci Cenevre konferansında bir sürü delir sürmedi mi ortaya Rusya? Neredeydin sen o gün? Şimdi sürmeyecek mi? Senin gösterdiğin bu delilleri alt ederse ne yapacaksın? Otomatikman dünyanın suçlu olarak gündemine geleceksin. Müfteri bir kampanya hazırlaman gerekçesiyle. Kısaca ben siyasetimizin düşünerek adım attığını, duygusal olaylara yaklaştığını, efendim ta baştan beri neyse şu anda da aynı karar üzere devam ettiğini hissediyor ve görüyorum. Ve Suriye bizim baş komşumuz olması gerekirken bizi ikinci Cenevre'ye almadılar. Niye? Yaptığımız bu yanlış davranış ve tutumlardan dolayı. İnşallah efendim cemaate karşı baştan gösterdiği yanlış tavırla nasıl kendine oynanan bir oyunla ayıkmışsa o olayda da Sayın Başbakan'ın ve hükümet ayıkır da Türkiye'nin başı da bu musibetlerden kurtulur diyorum. Hocam Türkiye için uluslararası mahkemelerde yargılanabilir diye Daily Telegraph, The Times, New York Times, Washington Post gibi hükümetlerine yakın pek çok gazete kaynağı var. Önceki gün Başbakan Brüksel'e gittiğinde Fransız yetkililer sıkıntılı bir konuğumuz var dediler.
bu ifadeyi kullandılar başbakan için ve bunun ardından da Suriye dava açmaya, tazminat almaya hazırlanıyor. Bu çıkan tırlar da şu söylentiye getiriyor. İşte hükümeti zor duruma düşürmek için uluslararası arenada bunları yapıyorlar ama başbakanı deviremeyecekler. Sizin bu noktada bir yazınız vardı. Siz dediniz ki böyle bir dış politika olunca başbakanı devirmeye zaten gerek yok. İçte veya dışta yaşanan her şey ortada demiştiniz. Biraz daha açacak olursak. Nesini açacaksın? Devirmeye gerçekten gerek yok. Kendi kendini deviriyor. Yani kendini sıfırla çarpmak demektir bunun adı. Dünya kamuoyu önünde sen sıfırla çarpılırken iktidarda olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Daha fazla derine gitmeyelim. Peki hocam bir şey daha var. Son zamanlarda kurumlarda tasfiye süreçleri yaşanıyor. Sizin yazılarınızda sürekli uyarmış olduğunuz ve Milli Kahramanlar programında yapmış olduğunuz uyarılar var. Başbakanın şu an bazı adımları var. İşte emniyette tasfiye süreci var, yargıda tasfiye süreci var ama en son şöyle bir olay oldu. HSYK yapısını değiştireceğiz dedi ve şu açıklamayı yaptı başbakan. Biz bunu yargıya müdahale etmek amacıyla değil, vücut iyileşiyor. Bu virüsü yargıya da bulaştığı için temizlemek adına müdahale ediyoruz diyor. Fakat Cemil Çiçek ve Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bunun anayasayla olması gerektiğini, bir kanun tasarısıyla olamayacağını ifade ediyor. Sizler bu konuda bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi iki kanadın iki ayrı değerlendirmesi olabilir. Ben olaya şöyle bakıyorum. Başbakan yanlış yaptığını dört dörtlük gördü. Şimdi kimdi o bağırsaklarını temizliyor ifadesi? Bülent Arınç. Bülent Arınç. Şimdi hakikaten bağırsaklar temizleniyor. Bu işlem doğru mu? Bana göre doğru. Ama asıl suçlu gene başbakan. Sen bu doğruları zamanında yapmadın. Milletin başını bu kadar belaya soktun. Şimdi ayıktın. Şimdi temizliyorsun. Peki bugüne kadar bu tarafkirlikten kaybeden vatandaşların hakkı ne olacak? Onu söyle. Değil mi? Sadece sana zarar olmuyor. Sadece seninle adamların kavgası yok ki. Yani birçok grupla, kimlikle savaşıyorlar. Yani işin derinlemesine gidersen benimle de bu adamlar savaş halinde. Zaten Türkiye'de ilk defa bu arkadaşların yanlışta olduğunu delilleriyle beraber ben koydum ortaya. Vay sen niye doğruyu konuşuyorsun diye namluyu bana çevirdiler. Ben de pilavdan döneni kaşığı kurulsun dedim. Üzerlerine yürüdüm. Üzerine yürüdüm derken delilleri çoğalttım. Kamuoyuna aktardım. O gün Sayın Başbakan'ın ekibine, gazetecisine, muhabirlerine, yazarlarına durumu bildirdik. Cemaat önderlerine. Ne dediler bize? Ya siz duygusal yaklaşıyorsunuz. Tam 16 yıl geçtikten sonra bizim gerçek olduğumuzu anlıyorlar. Vay Haydar Hoca haklıymış. Ya ben hangi konuda haksızım ki? Ama bu olayları sadece bunu değil. Ekonomide olsun, sanayide olsun, tarımda olsun, siyasette olsun. Hangi konuda olursa olsun. Cenab-ı Hakk'ın izniyle biz dört dörtlük isabetli kararlar ve çıkar yolları gösteriyoruz. Bunu ne hikmetse millete anlatamadık. Şimdi millete anlatmaktan da vazgeçeceğim. Nedir yahu? Konuş babam konuş, konuş babam konuş. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Gemisi batacak. Vay Haydar Hoca demişti, inanmamıştık. Ya Haydar Hoca hep demişti mi olacak ya? Daha konuşayım mı? Ben burada gönül milletime koyuyorum. Çok net konuşuyorum. Yani sahip çıkması gerektiği insanlara sahip çıkmıyor. Ben dünyada bir Türk bilim adamı olarak tek tez sahibi insanım. Benim ülkemden böyle bir insan çıktıysa göstersinler. Hadi ulan de sen kimsin desinler. Ama yoksa lütfen hakkı da teslim etsinler ya. Bugün mesela Briç ülkeleri, Briç diyorsunuz değil mi buna? Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika. Birlik oluşturuyorlar benim tezimin etrafında. Efendim bir efendim güç gösterisine gidiyorlar. Ben kendi insanıma tezimi anlatamıyorum. Burnunu kıvırıyor, dönüyor. Yazık günah değil mi ya?
Hocam niye üzülüyor? Elbette üzülürüm. Şimdi benim anlattıklarım ülkem yaşarsa biz Türkiye'yi dünyanın en güçlü devleti ve milleti yaparız. Devlet ve millet kazanırken ben de kazanacağım. Ben bu milletin bir parçasıyım. Şimdi millet battıkça biz de batıyoruz. Yazık, günah değil mi? Yani başkaları gibi çalmasını öğrenemediğimiz için biz batmaya mahkum olacağız. Onun için demek isterim ki milletin bu konuda biraz da bizi dinlesin. Ya Türkiye'de her kurum ve kişiliği meclise soktular. Bizim suçumuz vatana, millete, devlete, dine, askere sahip çıkmak oldu. Bizi sokmadılar. Sağ olsunlar. Hocam, Dünya Ekonomi Forumu öncesinde bir araştırma yapıldı. Sizin ekonomi tezleriniz Şangay Beşlisi'ne örnek olduğu gibi bu araştırmaya da yansıyor. Bu araştırmaya göre dünyada 85 kişinin serveti dünya genelindeki 3,5 milyar insanın mal varlığına eşit. Bu konuda işte bu kapitalizmdir dediniz ve işaret ettiniz. Siz bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için. Vallahi bütün dünya aslında kapitalist güç sermaye sahipleri insanlığı eşek etmiş, binmiş, sürüyor, at etmiş, revane gidiyor. Kapitalizm bu. Bunun izahına gerek yok ki. Bu sistemler devam ettiği müddetçe sürünmek insanlığın kaderi olacak. Bunu iyi bilelim. Bir şey daha var hocam. Türkiye'de son zamanlarda dolar ve euro çok oynak ve aldı başını gidiyor, deyim yerindeyse. Şimdi bu noktada sıcak paranın, yabancı paranın ülkemizden çekilmesi bir anda bazı yazarlar tarafından gündeme getiriliyor. O oluyor, bu oluyor. Siz bu ekonomik kaygan zeminde Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? Bu... Ben daha önce zaten söyledim. Bizde sağlam bir ekonomi yok ki. Dışarıdan sıcak para alıyorsun, açıkları bununla beraber kapatıyorsun. Sanki paran varmış gibi gösteriyorsun. Böyle bir şey yok. Serap olayı bizimki. Bizi bir anda isterseler batırırlar. Bizde ekonomi diye bir dava yok ki. Soruyorum, tarımda ne var? Hiçbir şey. Hayvancılıkta ne var? Bitti mi? Bitti. Denizcilikte bitti. Madencilikte bir. Peki sen neden önde, ilerideki diyorsun ki benim ekonomim çok iyi? Ya sende ekonomi diye bir şey yok ki. Dediğim gibi dış ülkelerle bugüne kadar politikanı sermaye sahipleriyle iyi götürdüğün için sana destek oldular. Sıcak para desteği oldular. Bunu da sana hediye etmeyecekler. Alacaklar bunu senin elinden. Aldığı zaman senin için biter. Senin kasanda sana ait kaç para var hazinende? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Biz bunu sadece bendeniz değil, iktisatçı bütün arkadaşlarımızla programlarımızda anlattık. Ama etkili olamadık. Şimdi iş başa gelince inşallah etkili oluyor. Hocam, Başbakan'ın ihanet şebekesi, virüs diye suçladığı bu tartışmaları eşliğinde Türkiye'de yine pek çok açıklama ardı ardına geliyor ama bir yandan bir gündem daha var Sayın Hocam. O da şu, siz Irak'tayken Beşir Atalay bir ifade kullandı. Dedi ki isteseniz de istemeseniz de açılım süreci çerçevesinde APO Kürtlerin lideridir dedi. Siz bu gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bilerek yahut da bilmeyerek Türkiye'yi sürüklemek istedikleri sonucu kalplerinde bugüne kadar gizlerlerdi. Şimdi de ortaya koydular. Biz zaten bunu diyorduk. Sizin yaptığınızın sonu böyle okunur. Oraya gitme. Efendim, sen kalkıp da Türkiye'nin okunuşunu Diyarbakır'dan başlatırsan ta o zaman bunun sinyalini verdin. Şimdi değil. Şimdi Beşir Atalay o günün şifresini çözdü, ortaya koydu. Ne diyeceğim buna? Çok korkunç bir yanlış, korkunç bir batıl. Bir defa APO bazı insanlar için saygın bir lider olabilir. Buna bizim karışma hakkımız yok. Ama APO'yu biz o zamanlar gündem ettik. APO'nun seveni 10 kişi ise inkar edeni 90 kişidir. Yani 100 kişinin kişi sever, 90'ı inkar eder.
Apo kendini kabul ettirmek için bebekleri zamanında öldürdü. Bunun için de ona bebek katil unvanı verildi. Apo'nun yola çıkışı budur. Bugün siyasetin yanlışları yüzünden sanki bir gücü varmış gibi ortaya atılan Apo'ya maalesef bu unvan yakıştırıldı. Tabii Beşir Atalay çok ciddi bir yanılgı içindedir. İnşallah tarihle yüzleşip de hesaplaşmazlar. Bunun da bedeli çok ağır olur kanaatindeyim. Bunu bilmeleri lazım. Sayın hocam, siz milletimize... Yani siz Kürtlere biz hak vereceğiz derken suçları öne çıkartamazsınız. Eğer hak dediği şey onun tabii insani haklarıysa, deme milletimize de verilmedi. Vatandaşlık olarak Türkiye Cumhuriyeti kurumunda herkes eşittir. Herkes Türk vatandaşıdır. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Boşna, Türk vatandaşı herkes eşittir. Cumhurbaşkanı da olur, Hamal da olur. Bu hak onda var. İradesiyle her noktaya gelebilir. Bu Kürtlerde de olur, Lazlarda da olur, Türklerde de, Araplar, ne varsa bu toplumda olabilir. Bunu sen bildiğin halde imtiyaz hakkı olarak bir takım görüşleri ortaya sürüyorsan, ben bu Türkiye'yi bölüyorum sinyalini veriyorsun. Ama efendim ben kastım bu değil. Ya senin kastının bu olmasına gerek yok. Kürt, affedersiniz, Apo'ya sen bu unvanı verdin mi? Diğer eşkıya başı demeyecek mi ki ben neyim ya? Eşkıyaysa ondan daha iyi eşkıyayım. Değil mi? Laz'ı, Çerkez'i, Boşna, Arap'ı ne diyecek? Kısaca bu politikalar tamamen yanlış. Türkiye'de olması gereken Türk vatandaşlığı etrafında insanlarımızın bir araya gelmesi, bir ve beraber olma, bir yürek bir bilek olması lazım. Bunu yapamadığımız takdirde sonumuz hüsrandır. Benim gördüğüm bu. Dikkat ederseniz ta baştan beri, politikaya atıldığımız günden beri birlik beraberlik. Ne diyorduk? Devlet, millet, sivil asker. Değil mi? Sağ solu yok, bir bilek bir yürek olacağız. Şimdi geldiğimiz noktada hepimiz aynı yere gelmedik mi? E niye bunu zamanında görmedik? Niye görmüyoruz? Bu kadar sıkıntılar, çileler çekilecek, bu faturaları ödeyeceğiz, ondan sonra mı akıllanacağız? Tekrar ediyorum, millet olarak kimsenin kusurlarını araştırmadan, yani kusursuz insan olmaz, hoşgörü sahibi olacağız ve her birimizin bu bünyenin bir uzvu, organı olduğunu kabul edeceğiz. Ben eli olabilirim, sen gözü olabilirsin, öteki bacağı olabilir. Bu mantıkta bir bilek bir yürek olmak şartıyla hayatımızı devam ettireceğiz. Huzur içerisinde yaşayacağız. Aksi takdirde sonumuzu bir anda getirebilirler. Allah akıbetimizi hayreylesin diyorum. Hocam, son olarak sizlere şunu sormak istiyorum. Sizleri de yorduk. Bakıyoruz Rusya'nın bir politikası var. Amerika Birleşik Devletleri kendi battığı delikten tekrar çıkmaya gayret ediyor ama nafile. Fakat şimdi siz hep şunu ifade ediyorsunuz. Şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. Bir ve beraber olmamız lazım. Bizler hem de Türk kamuoyu şunu merak ediyor. Sayın Başbakan, bu saatten sonra hangi politikalara imza atarak veya hangi kadrolarla çalışarak bu saatten sonra hem kendini hem de Türkiye'yi kurtarabilir? Haydar Hoca'nın dediklerine kulak vererek, onları okuyarak, teknik elemanlarını çağırarak, danışman yanına alarak Türkiye'nin tek kurtuluşu budur. Başbakanın yapacağı iş değil. Haydar Hoca'nın tezidir, Haydar Hoca'nın gündemidir, Haydar Hoca'nın dünyaya mal olmuş görüşleridir. Sayın Başbakanımız bunu yapsın diyorum ben. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Şeref verdiniz. Sayın seyirciler, Profesör Doktor Haydar Başbey'in konuğuyduk. Kendisi Irak ziyaretinin ve temaslarının ardından bizlerle beraber gündemi aktardı ve değerlendirdi. Sizlerle paylaştık. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz.